elektroensefalografi ya da EEG ve buna bağlı olarak aynı tetkikin içinde beynin farklı elektrik alanlarının aktivitesini değerlendirdiği beyin haritası tetkikinden bahsediyoruz. Bu teknikte kişi 12 saat ya da 24 saat kadar bir süreyle ilaç almamış olması gerekiyor. Sonrasında saçlarının kuru temiz olması gerekiyor. Rahatça bir koltuğa oturuyor ve elektrotlar, beyin aktivitesini, beyin dalgalarını ölçen elektrotlar saçlı derinin dışından teknisyen tarafından yapıştırılıyor. Sonra bilgisayar aracılığıyla beynin farklı alanlarına ait elektrik ölçümü yapılıyor. Sonunda elde edilen sonuçlar bize birkaç şey gösterebiliyor. Birincisi, beyinde nörolojik bir bozukluk olup olmadığı ile ilgili bilgi verici olabiliyor. İkincisi, eğer kişi bir hastalığı olmadığını düşünüyorsa ve tedavi olmak istemiyorsa, bazen somut biçimde beyninde çeşitli beyin alanlarının normalden ne kadar saptığını, beynin elektrik aktivitesinin normal sağlıklı kişilerde olandan ne kadar farklı olduğunu somut biçimde görmek, tedaviye ikna sürecini ya da hastalığı kabullenme sürecini hızlandırabiliyor, kolaylaştırabiliyor. Ama daha çok kullandığımız alanlardan birisi tedaviye cevabı değerlendirme ile ilgili. İlk başta tedavi öncesi yapılan ölçümlerde çeşitli alanların bozuk olduğunu, normalden farklı olduğunu görmek, bunun şiddetini görmek ve sonrasında bu alanların düzeldiğini görmek hem hekim için hem hasta için yol gösterici olabiliyor.